Ayı. Gelin o zaman tüm bu gelişmeleri okumaya ve anlamlandırmaya çalışalım. Bir Gün Gazetesi Haber Koordinatörü Yaşar Aydın bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Aydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Önce şunu soracağım. Numan Kurtulmuş'un bu açıklaması ne anlama geliyor? Hüdapar'dan duyduğumuz bu açıklamanın benzeri bir açıklamayı nasıl okumak gerekiyor? Niye şimdi böyle bir açıklama yaptı? Ve neden sonrasında bir algı yönetimi yapılıyor sözlerim üzerinden dedi? Ne dersiniz? Ya aslında çok fazla düşünerek yaptığını zannetmiyorum. Yani kafasının arkasındaki olan fikri hem böyle bir atmosfer varken ben de söyleyeyim diye düşündüğünü tahmin ediyorum. Yani Numan Kurtulmuş öyle çok çok ciddiye alınması, AKP içinde ağırlığı var diye düşünülmesi gereken bir isim değil bana göre. Şöyle bir görev verildi. Zaman zaman muhalefetle de konuşabilen, muhalefetle de temas edebilen bir isim, hem de dışarıdan gelmiş bir isim. O yüzden meclis başkanı yaptılar ama bu özellikle bu kadar kritik bir eşikte Numan Kurtulmuş'a herhangi bir görev verildiğini ve böyle bir tartışmanın onun nezdinde başlatıldığını söylemek çok mümkün değil. Yani zihninin arkasındaki bir şeyi dile vurdu ve hemen zaten ilk tepkiden sonra çark etti. Bunu da çok fazla yapan bir isim Sayın Meclis Başkanı. O açıdan hani üzerine çok çok konuşacağımız ya orada bir çatlak mı var ya da böyle bir şey mi yaşanacak diyebileceğimiz bir isim değil. AKP içinde en azından değil. Zaten düzeltmiş bir algı operasyonu dedi. Ağzından çıkanı çok fazla kulağı duymayan AKP'lilerden biri aslında diye ifade edebiliriz. Zaten bu algı konusu da açıklama yapılırken, algı yönetimi yapılmaya çalışmış ifadesini de son zamanlarda çok fazla duymaya başladık sanki yetkililerden. Evet, evet. Şimdi tabii AKP'nin kendi içinde kabine değişikliği tartışmaları var, sizin bugünkü yazınıza geleceğim ama şimdi o yazıya gelmeden önce Sayın Aydın şuradan gelmek istiyorum. Son günlerde neyi konuştuk? Biz de Köfteci Yusuf'u konuştuk. İçinde domuz eti var mı yok mu? Kumpas mı kuruldu? Ne oldu? Orasını bilmiyoruz ama önce şöyle bir baktığımızda o köfteci dükkanlarının bir iki gün boş kaldığını ama sonraki günlerde dolduğunu, dolup taşmaya başladığını gördük. Rüzgar tersine döndü. Tabii sosyal medyada da çok konuşuldu. Şu açıdan sormak istiyorum bunu size. Yani şöyle bir baktığımızda bakanlığın ortaya koyduğu raporlar var. Devletin yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalar var. Sonra köftecinin yaptığı açıklamalar var. Ve halkın algısı var. Bu anlamda devletin inandırıcılığını yitirdiği yönünde pek çok yorum yapıldı. Bu sadece elbette bir olay. Bu açıdan baktığınızda siz nasıl değerlendirirsiniz? Aslında çok iyi ifade ettiniz. Yani köftecinin açıklaması bakanın açıklamasından daha ciddiye alınır ve inandırıcı bulunur hale geldi. Evet. Türkiye tam da bu noktada. Gerçekten Köfteci Yusuf firmanın sahibinin söylediği sözler, kendine itibar suikastının yapıldığına dair beyanları bakandan çok daha itibar gördü halk tarafından. Bir de tabii sadece bu değil, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarın yaptığı her şeyi tereddütle karşılayan, ona inanmayan, hatta bunu bir reaksiyon olarak kendini ifade etme biçimi olarak gören çok önemli bir yurttaş topluluğu da oluştu. Ülkenin yarısından fazlası Adalet ve Kalkınma Partisi'ne inanmıyor. Ondan uzak bir noktada duruyor. O nedenle de böyle ifade etmek mümkün sanırım. Şimdi tabii siz anlatırken sesinizi net bir şekilde duyduk ama görüntünüzü göremedik. Sanıyorum yönetmenim İpek Beniyan onu da ekranlara getirecek. Dedik ya köftecinin açıklaması bakanın açıklamasından daha inandırıcı bulunur hale geldi. Peki ne oldu da bu noktaya geldik? İşte bakın sabahtan beri yapılan açıklamaları ekranlara getiriyoruz. Sen bu kredi kartı aidatını vermezsen Demlisin, Yunansın, Ermenisin gibi açıklamalar yapıyor. Daha önce defalarca duyduk İstanbul seçimlerinde Sisi'ye mi oy vereceksin?
İmamoğlu'na mı oy vereceksin denildi. Daha sonra Esenyurt düşerse Mekke düşer denildi. Murat Kurum dedi ki biz kazanırsak seçimi Gazze'deki mazlumlar kazanacak. Pek çok böyle gülümseyerek izlediğimiz açıklama da anladığımız kadarıyla bu algıyı pekiştirmiş durumda. Sanıyorum evet arıza giderildi. Yeniden karşımızda. Sayın Aydın. Sayın Aydın duyabiliyorsunuz değil mi bizi? Evet evet ben dinledim sizi sonuna kadar. Buyurunuz kaldığınız yerden devam ediniz efendim. Yo aslında siz de devam ettiniz. Yani söyleyeceklerim de yaklaşık olarak buydu. Yurttaş fırsat arıyor aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne reaksiyon göstermeyi hem sosyal medyadan hem de toplumun farklı kesimlerinden bulduğunda da o reaksiyonu gösteriyor. Yani bu bakanın açıklaması ve raporlarsa bunun karşısında da gidip orada köftesini yiyerek o reaksiyonu gösteriyor. Yani biraz ülke bu hale gelmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi tüm inandırıcılığını yitirmiş. Ama biz onun yeni anayasasını tartışıyoruz işte. Yani bir raporuna inanmayan bir topluluk bir ülke haline gelmişken onun Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda yeni bir anayasa yapabileceğine dair tartışmaları yürütme kabiliyeti var. Bunu da ayrıca not etmek lazım sanki. Peki şimdi Bir Gün gazetesinin manşetini ben arkadaşlarımdan rica edeceğim. Çünkü Bir Gün manşetinde diyor ki rejimin değil halkın cephesi. Evet. Kendi bekası için şimdi beka tartışmaları tekrar başladı. Anladığımız kadarıyla yeniden önümüzdeki seçimin şifrelerinden biri olacak. Kendi bekası için iç cephe tahkimatına soyunan rejimin rantçı politikalarına karşı memleketin dört bir yanında yaşam savunucuları da saflara sıkılaştırıyor. İşte evet. Pek çok noktadan bugün Bir Gün gazetesinin manşetinde de görüyoruz. Giresun'dan Ordu'ya, madene hayır, doğaya dokunma. Biz o eylem ekranlara getiriyoruz. Diğer yanda tabii işçilerin hak arayışları bunları görüyoruz. Fernas işçileri şu dakikalarda yürüyor. Ama şöyle bir baktığımızda bütün bu birlikteliğin ve bu ruhun acaba bir araya gelmesi bakımından anladığımız kadarıyla ana rol muhalefet partilerinde mi olmalı, sivil toplum kuruluşlarında mı olmalı? Ortada sanki bir yerde bir eksiklik var Sayın Aydın ama sizce nerede ne eksik? Ya aslında eksiklik bence tam da şurada. Yani bugün hayvan haklarını savunanlar da, hayvanların yaşam hakkını savunanlar da günlerdir bir Gebze'de, bir Ümraniye'de ve Türkiye'nin her yerinde protesto ediyorlar. Yani aslında baktığımızda üretici de, işçi de, hayvan haklarını savunan da, gündelik hayatından memnun olmayan da, enflasyon altında ezilen de bu rejimden memnun değil. Yani bu rejimin bir an önce bitmesi. Çünkü esas kaynak olarak artık burası görülüyor. Yani şeye bakın, geçen pazartesi ile perşembe arasında bütün o kadın eylemlerine bakın. Ana hedef AKP'nin yarattığı, kadını sınırlamaya çalıştığı, kadına verilen role isyandı. Bütün üretici de öyle yapıyor, işçi de öyle yapıyor. Ana hedef ya sizin bizi sıkıştırdığınız yeri biz kabul etmiyoruz. Bu rejimi, bu sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğiniz şey bizi mahvetti. Bu ülkeyi karanlığa doğru sürüklüyor. Buna itiraz ediyoruz, bunu istemiyoruz. Ana fikir bu aslında bütün eylemlerinde. Yani birleştiği nokta, eylemin, bütün eylemlerin, etkinliklerin ya da itirazların birleştiği nokta bu. Muhalefet tam da buraya ıskalıyor ama. Yani muhalefet hala rejimin değişmesi ya da rejim içinde bir şey olabilir mi? Yeni anayasayla, yeni görüşmelerle, normalleşmeyle oralardan arıyor. Ama yurttaş bundan çoktan umudunu kesti. Bütün kamuoyu yoklamalarında şu çıkıyor. Sorunların kaynağı evet saray rejimidir ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir deniyor. Yani başkanlık sistemine onay verenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. %40'ların altına düşmüş durumda. Siz burada ısrarla hala o sistemin içinde bir çözüm arıyorsunuz muhalefet olarak ve doğal olarak dilinizle, eyleminizle halkın bu taleplerinin uzak bir yerine düşüyor. Çok fazla yukarıdan meclis aritmetiği üzerinden bir siyaset yapar hale dönüşüyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de görüntü bu oluyor. O yüzden orada hani toplumun muhalefeti kurduğu cepheler başka, mecliste kurulan muhalefet cepheleri başka şekil alıyor. Esas problemin bu olduğunu düşünüyorum. Yani yurttaş aslında çoktandır bu 14 Mayıs seçimlerinden önce bile böyleydi.
bu başkanlık sistemiyle ülkenin yönetilmesini istemiyor. Bu konuda bir kesin karar vermiş durumda. Esas olarak muhalefetin de burayı hedef alması ve hayır böyle bir, evet yurttaş haklı, biz bunların talebini yerine getireceğiz ve bu başkanlık sistemi denilen ucube rejimden ülkeyi kurtaracağız demesi lazım. O cümle, o eylem biçimi, o söz bence yurttaşla daha sıkı bağın kurulmasını sağlayacak. Öbür türlünde bir problem oluyor. Yani sürekli yurttaş bir şey söylüyor, muhalefet iktidarla çözüm arayışına gidiyor. İktidarın da yattığı bir sistem içine giriyor. Orada da muhalefetle toplum arasında sürekli bir açı farkı gözüküyor yukarıdan bakınca. Tabii aslında argümanlar da hazır. Verin şu kardeşinize yetkiyi, ondan sonra işte dolarla faizle nasıl mücadele edilir göreceksiniz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte başkanlık sistemine geçtiğimiz günden evet. bu yana geldiğimiz noktayı anlatmak bile aslında ekonomik anlamda yeterli. Peki neden anlatamadı, anlatamıyor mu Sayın Aydın? Bu anlamda niye muhalefetin sesi halkta karşılık bulmuyor? Yani hep konuşuyoruz, siyaset bilimcilerle de konuşuyoruz. Evet. Şöyle bir baktığımızda bu şartlarda muhalefetin açık ara anketlerde arayı açması beklenirdi. Niye açılmıyor? Çünkü bazı konularda çok benzer değerlendirmeler yapıyor iktidarla muhalefet. Yani sanki şöyle yaparsanız, ya bunlar aslında özde bir problem yok ama uygulamada problem var diye muhalefet dilini buraya kurarsanız, o zaman uygulamada yapan birkaç tane şey değiştiğinde size ihtiyaç kalmaz. Yani iktidar onu devam ettirir. Ya da örneğin bir yıl sonra enflasyon rakamları %30'lara çekildiğinde sizin bütün argümanınız boşa düşmüş olur. Ama enflasyonun bir yükselmesi, bir azalması, siz de ifade ettiniz, faizin bir yükselmesi, bir düşmesi, dış politikanın bir öyle yapması, İsrail'le bir arışıp bir küsmesi, Mısır vesaire, bütün o dış politikanın sürekli değişmesi. Esas arkasındaki neden, iktidarın kendi iç tahkimatını yapmak için anlık hamlelere ihtiyaç duyması. Yani rejimden kaynaklı bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Muhalefet bir türlü onun rejimden kaynaklı olduğunu kabul etmiyor. Yurttaş bunu kabul etmiş ama o kabul etmiyor. O olmadığı sürece de yurttaşla bir hemhal olma, bir araya gelme hali olmuyor muhalefetle. Yani ikisi sanki paralel bir şekilde ama farklı yataklarda ilerleyen iki nehir gibi. Yani birbirine karışmıyor suları. Doğal olarak bir yerde iktidar barajı koyduğunda yine seçimi kazanma ihtimali olarak duruyor. Bugün en iyimser rakam anketlerde gördüğümüz ana muhalefet partisi 2 ya da 3 puan önde. Siz de ifade ettiniz. Bu koşullarda iktidar partisinin yani %20'lerin altında ona muhalefet edenin de çok daha yukarıda olması gerekiyordu. Nesnel durum biraz bunu gerektiriyor ama orada esas problemin muhalefette olduğunu düşünüyorum. Radikal bir biçimde, radikal fikirlerle rejimin değişmesi noktasında radikalliği yanlış anlamayın, fikri düzeyde bir radikallikten bahsediyorum. Bunu anlatması gerekiyor. Yurttaş bunu bekliyor. Yani bu gömleği bir an önce üstünden çıkarıp atmak istiyor ve evet hadi hep birlikte atalım diyecek bir şey bekliyor ama yani biz Mayıs'tan beri, aslında 23 Nisan'dan beri yok resepsiyonda konuşuldu, yok görüşme yapılacak, yok bir CHP'de oldu, bir AKP'de oldu, normalleşme. Sonra mecliste ayağa kalktı, gelirken giderken oturdu filan. Yani bunları konuşuyoruz ve aralarındaki fark, Türkiye'ye dair ne düşünüyorlar, hangi temel problemlerde ayrışıyorlar, farklılaşıyorlar. Bunları konuşma fırsatı, anlatma fırsatı bir türlü bulunamıyor. Türkiye'nin temel meselelerinde örneğin Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor, bunu çok fazla konuşmuyoruz. Sadece sizin bizim gibi gazeteciler gibi analiz yapıyor ya da eleştiriyor ama bir siyasal parti, iktidara hedefleyen bir siyasal parti. Örneğin ekonomik modeli nasıl yapacak? Tamam Mehmet Şimşek ekonomisi kötü ama kendi ne yapacak? Köprüleri ne yapacak? Özelleştirmeleriyle ilgili ne yapacak? Enflasyonu nasıl düşürecek? Çok daha somut yurttaşla temas edebilecek bir hamlesi gerekiyor ya da emek örgütleriyle nasıl bir temas edecek? Sendikaların önündeki engelleri nasıl kaldıracak, bunların açık bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor ama sanırım ya burada kafa karışıklığı var ya da yeterince ifade edemiyorlar, sesleri hep başka şekilde duyuluyor, o da kafa karışıklığına yol açıyor.
Şimdi siz de biraz önce ifade ettiğiniz işte uzun süre normalleşmeyi konuştuk. Efendim makama saygı, ayakta karşılama. Bir yandan Amerika'da yansıyan görüntüler, biz içeride muhalefet ama dışarıda Türkiye Partisi'yiz söylemi. Yani aslında bakarsanız eleştirilen pek çok nokta var. Şimdi ben değerli izleyicilerimize şunu hatırlatacağım. Bugün Bir Gün Gazetesi'nde Yaşar Aydın'ın yazısından bir bölüm, hatta yazının başlığı Kokarca'nın sarayla nasıl bir ilgisi var? Ne alaka, ne ilgisi var diyebilir izleyicilerimiz. Biz bu ekranlarda çok dile getirdik. Bir yandan da tabii üreticinin derdini, sorununu, fındık üreticisinin. Zira bu yıl bir kokarca tehlikesi var ve bu tehlike bertaraf edilemediği için ne yazık ki önümüzdeki yıllarda çok daha büyük sorunlar yaşayacağız. Bunu şimdiden söylemek mümkün. Fındık üreticisi Darda bu yılki ürününü kahverengi kokarca yüzünden yok pahasına elden çıkarmak zorunda kaldı diyor Yaşar Aydın ki yüzlerce izleyicimiz de bu derdini dile getirmemiz için mesaj yollamıştı. Şimdi şunu soracağım ben, Yaşar Aydın da bugün tam da bu noktaya dikkat çekiyor. Basit bir müdahaleye giderken bile, örneğin bir kazaya müdahale ederken, bir orman yangınına müdahale ederken bile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla diye başlayan, işe başlayan bakanlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de işte bir kez daha gözler önüne seriyor. Kokarca'nın sarayla ne ilgisi var Sayın Aydın? Onu soracağım. Bu kokarca böceğiyle mücadele edemeyen iktidar sizce kabine değişirse neyi nasıl değiştirecek ya da bizim hayatımızda ne değişecek? Evet, işte tam da ben de bunu merak edip sordum. Ülkenin 1 milyondan fazla insanını doğrudan etkileyen tarımsal üretimin en güçlü kalemi, dünyada üretimin %70'inin yapıldığı fındıktan bahsediyoruz. Hani bir bölge insanı açısından varlık yokluk meselesi. Bunu hepimiz biliyoruz. 2 yıldır problem var. Bugün bu yıl çok daha arttı. Seneye daha geniş bir coğrafyada artacak. Bunlar gözümüzün önünde yaşanıyor ve yurttaş, siz de ifade ettiğiniz. Ya bunu size de söylediler, bize de söylediler, yazdık, siz de gösterdiniz, mikrofon tuttunuz. Bilmeyen, duymayan yok. Ama bununla ilgilenmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız ya da buna dair bir şey yapamayan, yani bir böcek mücadelesini bile geliştiremeyen, bunu topluma anlatamayan, buna dair bir hamle yapamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Çünkü bu yapının kendisi sadece durumu muhafaza etme, kendini muhafaza etme, iktidarını tahkim etme üzerine kurulmuş. Fındık üreticileri orada bu işi protesto etse, inanın saray bunun önlemini alır. Her düzeyde, valilik düzeyinde aldırır, emniyet düzeyinde alınır, jandarma düzeyinde alınır ama orada başka bir şeyle ilgili almaz. O yüzden son derece bazı yetenekleri tamamen bitmiş, asla ülkeyi yönetme becerisi kalmamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Sadece bir güvenlik mekanizmasını elinde tutan bir iktidarla karşı karşıyayız. Muhalefetin de bunu görmesi ve anlatması lazım. Ülke yönetilmiyor şu anda. Hiçbir düzeyde yönetilmiyor. Ne dış politikası var, ne iç politikası var. Yani Özgür Özel'in sizin ifade ettiğiniz gibi içeride muhalefetiz ama dışarıda Türkiye Partisi'yiz diyeceğiz bir politika yok. Mesela Türkiye Partisi'yiz de AKP dış politikasını destekliyor muyuz biz? Yani Özgür Özel AKP'nin dış politikasını mı destekliyor? Bundan bunu mu anlamamız lazım? Ya da hangi dış politikasını destekliyor? 6 ay önceki mi? Şimdiki dış politikasını mı destekliyor? Ortada bir devlet yok aslında. Bir mekanizma yok. Bir orta uzun vadeli bir projesi olan bir mekanizma yok. Bir bürokrasi yok. Varsa yoksa iktidarını muhafaza etmek isteyen bir elit var ve onların planları var. Şimdi esas hikaye de burada. Bir anıyla son derece zayıflamış, toplumun dertlerine derman olabilecek hiçbir özelliği kalmamış bir devlet yapısı var, iktidar yapısı var. Diğer yandan da sadece güvenlik bürokrasiyle ayakta durmaya çalışıyor aynı yapı. Yani kolun bir tarafı çok güçlü, diğer ise elini kaldıracak dermanı yok. Esas lazım olan kolun öyle bir dermanı yok. Burada muhalefet bunu çok net biçimde ifade etmek durumunda artık. Yani bu devlet yapısının, bu iktidarın adım atabilecek bir saniyesi bile kalmamış durumda. Yani bunu bu biçimiyle göstermek zorunda. En basit problemlerimize bile yanıt verecek durumda değil. Yani en çok övündükleri sağlık çökmüş durumda. Ya biz şimdi bir de şöyle düşünüyoruz. Ya çocuklar
Bir öğün yemekle ilgili kampanya var ya Türkiye'de. Bir öğün yemekle ilgili kampanya yapılıyor Türkiye'de. Okullarda bir öğün yemek verilsin diye. Bundan daha kötü ne olabilir? Bundan daha bir insanın çığlığı daha nasıl ifade edilebilir? Bunların biraz doğru değerlendirilmediğini, muhalefetin bunları çok fazla görmediğini düşünüyorum. İktidar gerçekten ülkeyi yönetebilecek durumda değil. Bu artık bir şekilde aslında yolumuzdan çekil deme zamanı, bütün bunların da kaynağının rejim olduğunu bilerek biraz bu sesi yükseltmek lazım. Yoksa derdimize çare olacak, memlekete çare olacak bir iktidarın hala bu ülkede bir ömrü var. Ama görüyoruz ki hiçbir basit sorunu bile çözemeyecek bir noktaya gelmiş. Saraydan böcekle ilgili mücadele konusunda yazı bekleyen bir tarım bakanı, il tarım müdürlükleri var. Yani iş buraya kadar gelmiş. Kahverengi kokarcayla mücadele için saraydan, cumhurbaşkanından izin bekleyen ya da çare bekleyen bir devlette biz devlet mi diyeceğiz? Çok çarpıcı bir yazıydı. Dolayısıyla Yaşar Aydın bizlerle birlikteydi. Sağolunuz vakit ayırdığınız için Sayın Aydın. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Bir Gün Gazetesi Haber Koordinatörü Yaşar Aydın bu bölümde bizlerle birlikteydi değerli izleyiciler. Bir kokarca böceğiyle mücadele için bile Cumhurbaşkanından talimat bekleyen bir sistemle karşı karşıyayız. Ve artık gerçek haber, gerçek ekonominin